Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber en çok satan serilerden Redmi Note serisinin en güçlü ve en yeni telefonunu yani Note 14 Pro Plus'ın tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. Bana sorarsanız buradaki en önemli kısım fiyat ve Note 14 Pro Plus hiç de anlatılan fiyatlarla gelmeyecek. Baştan bir anlaşalım çünkü şu anda sızdırılan fiyatlar Çin tarafında geçerli. Yani globale hele ülkemize 200-250 Euro gibi fiyatlarla kesinlikle gelmeyecek. O yüzden burada çok farklı bir değerlendirme yapacağız ve ülkemize geldiğinde detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fiyatla ilgili çok detaylı konuşacağız ama önce bir telefona yakından bakalım. Sonrasında fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağız. Şimdi her zamanki gibi tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan baktığımda her yeni Note serisinde olduğu gibi yine tasarım bütünlüğü baya baya değişmiş durumda. Note 14 Pro Plus'a arkadan baktığımızda kamera modülü kavisli bir şekilde önümüze çıkıyor. Ve cihazın tam da orta bölümüne yerleştirilmiş. Ciddi bir çıkıntıya sahip olduğunu da söyleyeyim. Kasa yapısı, çerçeveler Note 13 Pro Plus'a benzer. Burada yine kavisli bir kenar yapısıyla karşılaşıyoruz. Ve bu sayede telefon elde tutarken ele daha rahat oturacak hem de daha ince bir hissiyat uyandıracak. 8.6 mm kalınlık ve 210 gramlık bir ağırlığa sahip sahip. Açıkçası boyutlar itibariyle hem kalın hem de ağır bir telefon diyebilirim. Özellikle tek elle kullanımlarda elimizi biraz yorabilecek bir cihaz. Fakat tasarımsal açıdan baktığımda gerçekten özgün bir cihaza beraberiz. Ama bu tasarım bana Xiaomi 14 Ultra'yı da hatırlattı. Ve bu kez çok abartılı renkler yok. Yeşil, beyaz ve siyah olarak 3 farklı renkle önümüze çıkıyor. Ve kamera modülü 14 Ultra kadar olmasa da ciddi bir çıkıntıyla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Malzeme kalitesi orta segment bir cihaza göre kesinlikle iyi seviyede. Ve Note 14 Pro Plus'ın kutusundan silikon bir kılıfta çıkacak. Ekran kısmında 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki HDR10 Plus Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsıyor. Ekran kalitesi anlamında 5 milyona bir kontrast oranı ve 12 bit renk derinliği ile birlikte de hem renk doğruluğu hem de görsel deneyim açısından bir amiral gemisi ekranla beraberiz. Ayrıca 2560 Hz Touch Sampling Rate'i görüyoruz yani dokunmatik hassasiyeti tepkisellik yönünde de harika bir ekran. Parlaklık kısmında da 3000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ki 3000 nit gerçekten muazzam bir değer diyebilirim. Ekran dayanıklılığı tarafında da Corning Gorilla Glass Victus 2'yi görüyoruz. Yani hem ekran kalitesi hem akıcılık hem de dayanıklılık noktasında kusursuz bir ekran diyebilirim. Ekranda benden tam notu aldı. Donanım kısmında da bu senenin orta segmentte en popüler işlemcilerinden olacak Snapdragon 7 Gen 3'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 12 GB LPDDR5 performansı bir RAM ve 256 GB'lık UFS 3.1 depolama ile geliyor. Hiç kafa karıştırmadan 7 s 3 Snapdragon 888'in daha verimli ancak %10 daha kısılmış bir hali diyebilirim. 7 s 3 ile beraber PUBG gibi oyunlarda yüksek ayarlar 60 FPS, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlarda da orta ayarlar 40-45 FPS bandında rahatlıkla oynayabileceğiz. Ayrıca arayüzde menüde uygulamalar arasında geçerken bu işlemci performans olarak fazla fazla yeterli. Fakat oyun tarafında beklentiyi çok yukarıda tutmayın. Antutu'da da 700 bin bandında bir puan almayı başarıyor. Donanım olarak orta segmentin üstünde değil ama altında da değil. Yani tam olarak orta seviyede diyebilirim. Kamera tarafına baktığımızda geliştirmeler var ama aynı kalan taraflar daha çok 50 megapiksel ana kameramız OIS ve F1.6 diyaframa sahip. İkinci kameraya baktığımızda 8 megapiksellik ultra geniş ve 3. kamerada şu ana kadar orta segment cihazların hiçbirinde görmediğimiz 50 megapiksellik 2.5x telefoto 50x dijital zoom yapabilen 5 elementli bir lense yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımda özellikle gündüz aydınlık ortamlarda ışığı iyi bir şekilde aldığımız zaman gayet iyi kareler ortaya çıkıyor. Burada telefoto lensinde iyi çalıştığını söyleyebilirim. Gece çekimlerinde, düşük ışıklı ortamlarda da hem ana kamera hem de telefoto lenste herhangi bir kayıpla karşılaşmıyoruz. Tabii ki orta segment cihaz olduğu için ultra geniş açı, ana kamera ve telefotoya oranla biraz daha zayıf kalıyor. Bunun dışında fotoğraflarda renkler, kontrast oranı ve detaylara indiğimizde detaylardaki kayıp minimum seviyede diyebilirim. Ana kamera ve telefotoyu ilk izlenim olarak ben gayet beğendim. Maalesef ön tarafta 4 yıldır değişmeyen 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir ön kamerayı görüyoruz. Ama Note 14 Pro Plus'ın bence en büyük eksisi kesinlikle video tarafı. 4K 60 FPS hiçbir Note serisinde olmadığı gibi Note 14 Pro Plus'ta da yok. Ama o OIS desteğiyle beraber gayet stabil, titreşimsiz videolar çekebiliyoruz. Genel olarak kameraları değerlendirirsem fotoğraf tarafında memnun edecek bir cihaz. Telefoto lens gerçekten güzel bir artı ama ancak hala video kısmında eksik. Birinci odağınız video performansı ise bu noktada 14T'ye bakmakta fayda var. Ve Note 14 Pro Plus'ın bence en can alıcı noktası batarya. Burada giriş segmentte bile çok nadir gördüğümüz orta segment, üst segmentte ise hiçbir şekilde görmediğimiz 6200 mAh gibi çok sağlam bir bataryayla geliyor ve 90 Watt hızlı şarj desteğimiz var. Ayrıca kutu içeriğinden bu adaptörde çıkacak. Açıkçası batarya olarak rakiplerinden çok ciddi şekilde ayrıştığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 5000 mAh'nin üstünü bir tek Note 13 Pro'nun 5G versiyonunda görmüştük. O da 5100 mAh'di. Yani 6200 mAh ile batarya tarafında rakibi olmayan bir cihaz. 6200 miliamperlik bu batarya ve 7S Gen 3 beraber günlük bir kullanımda bırakın 2 günü 3 güne kadar da götürebilecek bir batarya diyebilirim. Ortalama ekran süresinin de 12-13 saat civarında olacağını düşünüyorum. Bu değerler gerçekten muazzam. Yazılımda da Android 14 ve Hyper e beraber geliyor. 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Hoparlör tarafında da stereo hoparlörler var. Hem ses yüksekliği hem de ses kalitesi, baslar ve tizlerin ayrımı olarak Moto 13 Pro Plus'tan daha kaliteli bir hoparlör sistemiyle karşı karşıyayız. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Güvenlik yani kısmında da yüz tanıma ve ekran altı parmak izi okuyucumuz var. Ve suya ve toza karşı da IP68 ile beraber bir buçuk metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım yani fiyatıyla beraber Note 14 Pro Plus'ı bir değerlendirecek olursam bana sorarsanız hem satacak hem de satmayacak bir telefon. Yani ne demek istiyorsun derseniz global olarak satacak. Ama Türkiye fiyatlarıyla çok satacağını düşünmüyorum. Çünkü Note 14 Pro Plus sızdırılan fiyatlarda olduğu gibi öyle 200-250 Euro'ya gelecek bir telefon değil. Çünkü çünkü o fiyatlar sadece Çin'de geçerli. Bu fiyatlar globalde iki katı olacak. Yani Note 14 Pro Plus 250 Euro değil vergileri Euro kurunu hesaba katmadığım halde bile 500 Euro'luk fiyatını çok hak eden bir telefon değil. Çünkü baktığımda 7 s 3 hala orta seviye bir işlemci. Kameranın video tarafı ve ön kamera yine orta seviye. Ki telefondaki en önemli 3 noktadan ikisini düşündüğümde Note 14 Pro Plus üst segmente yaklaşan 500 Euro'luk fiyatında ciddi anlamda geride kalıyor. Note 14 Pro Plus'ı öne çıkaran nokta var. Ekran ve batarya. Batarya anlamında gerçekten rakipsiz bir cihaz. O noktada söylenebilecek bir şey yok. Ekran kalitesi de bir amiral gemisini aratmayacak seviyede. Telefoto lensi de burada artıları ekleyebiliriz ama telefoto kamera yerine video kısmında 4K 60 FPS olsaydı çok daha iyi olurdu. Fakat 18-20 bin bandına gelse kesinlikle alınabilecek bir cihaz. Ama hiç öyle bir fiyat beklemeyin. Çünkü Note 14 Pro Plus'ın ülkemizdeki fiyatı 26 bin lira olacak. Şimdiden bunu bir yere yazın. Note 14 Pro Plus ülkemize geldi eğer kurlarda absürt bir değişim olmazsa kesinlikle bu fiyatlara gelecek ki Xiaomi 14T gibi fiyat performans bir amiral gemisi 30 bine çıkmışken bu fiyatlar mantıklı değil. Yani özetle Redmi Note serisinde Xiaomi'nin Çin'de tanıttığı fiyatları baz almayın. O fiyatlar hiçbir zaman globalde geçerli değil. Ona göre bir fiyat tahmini yapmayın. Evet dostlar sizlerle beraber Note 14 Pro Plus'ın tüm özelliklerine ve fiyatına yakından baktık. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Note 14 Pro Plus sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum ve bana destek vermek bu tarz tarafsız incelemelerin devamı içinde videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ben ozan sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın